özel hayran buluşması bölümümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Melis de Semih'in arasında bir flört gibi bir şey oldu. Buna sen bir tepki göstermedin. Neden göstermedin? Bu evden evlenerek çıkmak tek dileğim. Allah'ım lütfen artık. Hep Emre diyordum evet ama artık öyle bir şey demiyorum ve başım çok dik ve çok da mutluyum artık. Kahkahalarımı görebilirsiniz. Emre, Hazal'la daha önceden bir ilişkin olduğu iddia ediliyor. Hazal'la bir ilişkin var mıydı ya da yoksa bile Hazal'la önceden tanışıyor muydunuz? Hani herkese acıdığını söylüyorsun, herkese acıyorsun ama sen şu an orada teksin, bunun farkında mısın? Adnan'la giden çok güzel bir ilişkileri var ama fakat niye sürekli bir şeyler istiyor ondan? Eğer evlenirseniz Mehtap gibi zor bir karakterle nasıl başa çıkacaksın? Size bir sorum olacak. Buyurun. Melis'le ileriyi görebiliyor musunuz siz? Güzel bir soru. İyi akşamlar efendim. Bizi kısmetse olur evini bugüne kadar takip eden yüz binlerce izleyicimiz için yaptığımız özel hayran buluşması bölümümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az sonra bizleri destekleyen, takip eden, yalnız bırakmayan, adaylarımıza yazan, onlara moral veren ve bugüne kadar belki de hepsinin hareketlerini onlardan daha iyi gözlemleyen hayranları, tabii ki şanslı olanları, başvurular arasından seçilenleri bu stüdyoda olacak ve kısmetse olurun gelin ve damat adaylarıyla tanışma fırsatını yakalayacaklar. Şimdi siz de hazırsanız önce hayranlarımızı, izleyicilerimizi stüdyomuza davet ediyoruz efendim. Aman ya Rabbim, özel maskeler. Kim onlar bakayım? Melis ve Erdem. Özel Ayça tişörtleri. Resmen takım gibi artık. Bandana, Ayça. Ayça Liçe artık. IM değil de Ayça Liçe. Çok güzel ya. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En uzaklardan kim geldi bugün? Evet. Çengelköy'de İstanbul dışından gelenler var aslanımcığım. Küçümsemeyiniz bizi yani. Şehir dışından gelenken Nihal Hanım. Hay maşallah hoş geldiniz. Hemşerileriniz var içeride gelin damat adayı. Nereden? Çanakkale Biga. Bu arada mikrofonumuz nerede? Niçin Aylin Hanım bak şeflik görevinizi yapın. Nereden? Çanakkale Biga. Çanakkale Biga. Beraber geldiniz arkadaşsınız. Nihal Hanımcığım siz nereden geldiniz? Kayseri'den geldim. Kayseri'den geldiniz. Evet. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İçeride hemşerileriniz var zaten. Şimdi mikrofonsuz konuşmuyoruz. Az sonra sevdiğiniz, izlediğiniz her hareketini, her sözünü bizden bile belki zaman zaman daha iyi bildiğiniz, gözlemlediğiniz kısmetse olur adaylarıyla, gelin damat adaylarıyla burada yüz yüze tanışıp konuşacaksınız. Ama hazırsanız, onlar sizi çoktan izliyor. Bu arada Ebru Hanım, Melis'in küpelerini nereden buldunuz? Melis, mikrofonu bir alır mısınız? Lütfen mikrofonu unutmayın. Her çok seferi beğendiğim için özel sipariş ettim. Yaklaşık 4-5 tane kadar var bende. Maşallah. Evet. Melis burada geçtiğimiz hafta çünkü bir hayranına kulağından çıkarıp hediye etti. Nesin sana mı etti? Aynen bana verdi küpelerini. Göster bakayım takıp mı geldi? Bu sefer başka var. Oo maşallah. Peki. Hazırsanız, onlar zaten bizi izliyor birkaç dakikadır. Siz buraya geldiğinizden beri. Siz de onları görmek ister misiniz? Hemen, evet. Hemen yan evdeler. Bakalım mı ne yapıyorlar? Evet. Evet, sevgili gelin ve damat adaylarımız efendim. Ayça. 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 Ayça.
Ya ne güzel. Burası gitgide bir stadyum oluyor. Değil mi? Öyle bir hava. Gitgide coşku yükseliyor. İlk gün daha tutuktu herkes ama şimdi maşallah. Nasıl? Onları böyle yine ekrandan görüyorsunuz ama fark ne biliyor musunuz? Hemen yan evdeler. İki duvar var bizi ayıran. Yıkmanıza gerek yok. Onlar birkaç dakika sonra bu merdivenlerden inecekler. Nereden başlayalım? Kimlerden başlayalım efendim? Benim. Sor bakalım elindeyken Fatma sorunu. Kime soracaksın? Ben biraz Ayça daha yakın lütfen. Ayça için buraya geldim. O bizim prensesimiz. O benim kurban olduğum, o benim ya. Ağlayacağım yani, o kadar. Onun için geldik. Ayçeliçe olarak geldik buraya. Kaldırsın başını, biz varız. Hiç kimsenin ona bir damla gözyaşını dökmesine izin vermiyoruz. Gülmesini istiyoruz. Gülsün artık diyoruz. O mutluluğun en iyisini hak ediyor bence. Çok da doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet. Çünkü kendi için mutlu olmasını istiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan kendi için mutlu olur. Ve bazı belki hani eski aşklara döndürme baskıları onu yeni aşklardan alıkoyuyor olabilir. Veya en kaslısından bir damat adayı istiyoruz. Kaslıyorsun. Fatma yakın tut mikrofonu evet. Lütfen. En kaslısından böyle geniş omuzlu olsun. Çok ayol kendine olsun. Mi istiyorsun Ayça'ya mı istiyorsun? Öyle bir iştahla tarif ettin ki. Mümkünse yamuk dişli olsun. Evet. Onu mutlu etsin, adam olsun. Başka bir şey istemiyorum. Ayça'cığım sen yamuk dişli bir damat istiyor musun hayatım? Ya Seda ablacığım ben yamuk dişi çok beğeniyorum erkekte. O yüzden öyle söylüyorlar. Bak onlar bile biliyor. Biliyorum. Boş ver ya, dişi de düz olsun, kalbi de düz olsun yani. Bu programda bir gün olsun kahkahalarının dinmesini istemiyoruz. Gülsün. Sorun var mı peki Ayça? Niyetlerin tamam. Şu mikrofonu bir yakından at, bak ben gelip tutacağım o mikrofonu yakından sana. Ha yap sorun, öyle. Sorun şöyle, neden hep Emre? Neden hep Emre? Biz bir başka adayla da olmanı istiyoruz. Çünkü mutluluğunu istiyoruz biz senin. En azından mutlu olmayı sen hak ediyorsun. Bunu kendine yapma. Yani mutlu, bugüne kadar hep gözyaşı döktün. Emre eyvallah, seni çok mutlu etti. Saygılar Emre. Bu hep enişteciğim diye atıyorum sosyal medyadan, yazıyorum ben. Ama hak ediyorsun sen ya, gül artık. Başka bir şey istemiyorum. O gamzelerin görünsün. Kaldır başını diyoruz. Senden tek istediğimiz mutlu olman. Sen mutlu ol ki biz de mutlu olalım. Bu kadar. Teşekkür neden ediyorum. Neden hep Emre? Soru bu Ayşe'cim. Tamam, çok teşekkür ederim Fatmacığım. Hep Emre diyordum evet ama artık öyle bir şey demiyorum ve başım çok dik ve çok da mutluyum artık. Kahkahalarımı görebilirsiniz. İnşallah. Tek istediğimiz bu. Biz onun yüzünün gülmesini istiyoruz. Onun için buradayız. Yani Ayça'yı ne kadar desteklediğimizi herkesin görmesini istiyoruz. Çok güzel. Ben de sevindim. Bu kez IEM değil. Biz IEM'i bugün bitirmeye Ayça geldik. Gelmeniz. IEM yok artık. Güzel. Teşekkürler. Sonunda evet. Bunu anlatabildiğim için. Zeynep'e verelim mikrofonu arkadan. Ayça'cığım ilk önce şu soruyu sormak istiyorum sana. Emre değil, herhangi bir başka adaya gelirse onunla tanıma yoluna girmek ister misin? Ya da tekrar Emre dönmek istese Emre'ye döner misin? Yeni bir aday geldi, onu tanıma yoluna tabii ki girerim. Peki tek bir soru daha soracağım. Tabii. Emre sana dönmek istese sen Emre'ye tekrar döner misin? Hayır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bravo, bir haftada böyle ciddi bir değişim geçirdiniz. Zorla güzellik olmayacağını anladınız. Burada ben de hani onları niye birleştirmiyorsunuz, niye ayırdınız, taraf mı tutuyorsunuz, onlar olmazsa olmaz diyenlere bir şey diyeyim. Zorla güzellik olmaz. Yanılıyor muyum? İkisini gerçekten seviyorsanız Emre'yi ve Ayça'yı, ki benim için hepsi 16'sı da birbirinden değerli. Onların ayrı ayrı mutlu olması da bizi mutlu etmeli diye düşünüyorum. Şimdi başka sorusu olan var mı? Nermin Hanım. Hazır mikrofon oradayken. Buyurun. Ben Ayça'ya soracağım. Ayça'cığım, bebeğim, senin ağlamanı istemiyoruz. Yanındayız. Şimdi bu soru arkandayız. Olmadı. Soru olmadı ama ben onun ağlamasını istemiyorum ve şu anda bile elim ayağım titriyor. Peki soruyu alalım o zaman. Soruyu başkasıyla olsun. Destekliyoruz onu. Bu da soru olmadı. Heyecanlandı. Olsun artık. Peki. Başka adayımıza başka sorusu olan var mı? Bu hafta biz Ermel fanları olarak Erdem ve Melis'e güzel bir sürpriz hazırladık. Onlar da gayet güzel bir ortam vardı. Gayet güzel dans ettiler. Bir barışma olacak mı acaba, onu merak ediyoruz. Hangisine soruyorsun? Tüm fanlar olarak. İkisine de soruyorum tabii ki. İkisini de ilgilendiriyor çünkü. Hayırdır abi, ne oluyor? Ne oluyor? Aa, ne oluyor ya?
No way. What the? Erdem'le Melisa barıştırmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Öncelikle bu yaptığınız organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Muhteşemdi. Evet, biz Erdem'le barıştık. Ama sevgili olarak değil, en azından dost olarak barıştık. Artık birbirimizle kavga etmiyoruz. Birbirimize karşı saygısızlık yapmıyoruz. Artık hep birlikteyiz. Yan yanayız. Sevgili değiliz. Bence böylesi çok daha güzel. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Evet Erdem, senden de alalım aynı sorunun cevabını. Yani yaptığınız organizasyon gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Hatta buraya geldiğimizde hiçbirimiz, yani ne Melis'in ne benim haberim vardı. Birden gökten balonlar falan yağdı. Gerçekten eşsizdi. Ve biz Melis'le daha önceden birbirimize biraz daha saygıyı aşarak konuşuyorduk birbirimize. Yani doğru iletişim kuramıyorduk. Şu an o yaptığınız organizasyon sayesinde birbirimize konuşur duruma geldik. Doğru bir şekilde. Kat edebildik yani demek ki. Yani belki insani anlamda evet ama miyiz? İlişki boyutunda olmayacak bir ilişki zaten. Biz onu bitirmeye karar verdik. Sizden de buna saygı duymanızı bekliyoruz sadece. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İkna oldunuz mu? Hemen kabullendiniz mi? Bir kere asla ikna olmadık yani, öyle bir şey yok. 4-5 tane daha böyle bir organizasyon ayarlarım ben, sorun yok. Hangisinde barışırlarsa, hiç sınır yok yani. Haftaya bir tane daha yaparım. Erdem'in doğum gününe de yaparım, Melis'inkine de yaparım. Barışana kadar devam yani. Bıkmak yok. O derece. Tabii ki. IMC'lerin ikna olması birkaç ay aldı. Bakalım efendim. Ay bak, bizim ikna olacak bir durumumuz yok. Çünkü Melis ne Erdem'siz olabilir, Erdem ile Melis'siz olabilir. Çünkü ikisi birbirini idare ediyor. Bunun farkına varacaklar ama inşallah geç olmadan varacaklar. Yalnız Nesin Hanım, zorla güzellik oluyor mu? Oluyor, oluyor. Bayağı. Ben şu ana kadar hiç olmadım. O da aynı şey. Sen şimdi Melis'i sevmediğini iddia edebilir misin? Evet, aşk metreyi de kullanacağız. Hayır, asla. Nesin Hanım Erdem'den daha iyi biliyor ruh durumunu gibi tabii, gözüküyor tabii, şu ruhumu an. Teslim ettim ben artık. Ya bakışlarından belli bir kere. Ya o kadar, ya ben Erdem'i inanılmaz çok seviyorum. Çok teşekkürler. Yani tavırları, konuşması, şiir gibi ses tonu. Öyle değil mi, ses tonu güzel ses Erdem? Harika. Şu an için onu söylemiyorum. Yani. Yasemin sormadı. Yasemin'e mikrofon gitsin arkadan. Merhaba. Merhaba. Ben Nur için buradayım. Çok güzel. Nur ve Semih için buradayım. İkisini de çok seviyorum. İlk bölümünden beri takip ediyorum. Nur'un girdiği andan itibaren, Semih'in girdiği andan itibaren. Nur'a şöyle bir soru sormak istiyorum. Dün izledik. Ödül şeyinden sonra. Koruma aldıktan sonra Semih birinci oldu. Özür dilerim. Semih birinci oldu. Tebrik ediyorum bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Melis'le Semih'in arasında bir flört gibi bir şey oldu. Buna sen bir tepki göstermedin. Neden göstermedin? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani ben onun flörtleşme olduğunu düşünmedim açıkçası. Çünkü Semih'e o konudan yana güvendiğimi belirttim zaten orada. İnsanlar bunu bu şekilde görmüş olabilir ama ben böyle hissetmedim. Ekrandan öyle göründü açıkçası. Evet, ekrandan da öyle görünmüş olabilir. Belki benim göremediklerimi ya da görmek istemediklerimi de görmüş olabilirsiniz. Ama ben şu anda bilmiyorum, böyle bir şeye inanmıyorum. Öyle bir şey olsaydı eğer Semih Melis'i bırakmazdı. Vazgeçmezdi ondan. Yani ya zaten bunu Semih'i sevenler ve seni sevenler olarak biz de böyle bir şey görmek istemedik zaten. Çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Aslında bu sorunun cevabını bana değil de Semih'e sorsanız daha iyi olur. Evet. Aynısını Semih'e soruyorum o zaman. Merhaba Semih. Merhaba, hoş geldiniz. Yani öyle bir şey olma ihtimali sıfır. Yani öyle bir şey olsa Nur'un dediği gibi Melis de olurdu. Şu an kalbimde, aklımda Nur'a karşı. Nur'la beraberiz yani, hiç aklınıza soru işareti kalmasın. Ben de öyle düşünüyorum zaten ama ekranlar öyle görünmedi. O yüzden sormak istedim. Ya Melis benimle uğraştığı için ben de nasıl yaklaştıysa ben de ona karşı şöyle cevap verdim. Gülerek yaklaştı. Ben anladım. Gülerek cevap verdim. Hiç, herhangi bir şey yok yani. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, bu sözü de aldınız. Yaren şimdi sorsun bakalım sorusu. Merhabalar. Ben Mehtap'a bir soru soracaktım.
Mehtap, sen Tankut'la bir ilişki, yani hoşlandın ondan. Daha sonra Kırmızı Odalar'a kadar çağırdın. Ondan sonra Murat'la bir ilişkin oldu. Daha sonrasında Tankut senin kankin oldu. Onunla konuştun, sohbet ettin. Murat'a bağırdın, Tankut'la konuştun. Ama Cansel'e gelince, Cansel ilk girdiğinde dedi ki, Emre'den hoşlanıyorum dedi. Daha sonra Eser'le çok büyük bir ilişkisi var şu anda. Biz onu görebiliyoruz. Ve sen bu olaylar geçmişten sonra geliyorsun Cansel'e senin yaptığın şeyin aynısını vurarak onun ihtar almasına sebep oluyorsun. Bu konuda ne düşünüyorsun acaba? Neden bu şekilde yansıttın bunu? Herkes birbirine göre. Cansel'e neden ihtar aldırdığımı mı soruyorsun? Evet. Tahrik edip niye ihtar yani, yani ben karşımdakini tahrik etmeye çalışmıyorum. Karşımdaki zaten hatası yoksa tahrik olmaz. Yarası olan gocunur diyeceğim. O duruma kimse gelmek istemez ama karşılıklı ikimiz de birbirimizi tahrik ettik. Onun verdiği bir cümleden ben belki bu kadar yükseldim. Sonrasında biz aramızda hallettik ve barıştık. Anladım, ben bunu yani görebiliyorum ama sen o şekilde savundun ama sen de aynı şeyi yaptığın için tekrar sordum. Sen de Tankut'tan hoşlanıp... Hayır, hayır. Sen hala yarası oldu. Eğer hani diyorsun ya diskalifiye durumuna geliyorum. Yok, girelim hala atak, hala atak gibi yani. Şey pardon, burada başka bir Mehtap daha var, o cevap versin. Ne peki, Eser'e sor aynı soruyu bakalım. Ben ismim geçtiği için bir şey söyleyebilir miyim? Yarın Tankut. Biliyorsunuz ben detaylar benim için çok önemlidir. Mehtap benim... Benimle ilgilenmeden önce kankimdi. Altını çiziyorum. Sonradan kanki olmadık. Evet, bunu biliyorum. Ama hani senin yani, için. Seninle hoşlandım. Onu biliyorsanız soruyu getirdiğiniz yöndeki geliş tarzınız bence yanlış. Çünkü farklı yollar. Tankut'cuğum sen arkadaş gibi yaklaşıyordun. Mehtap sana arkadaş gibi yaklaşmıyordu. Biz Mehtap'la karşılıklı hata yaptık. Ben onu Erdem'den vurdum. O da beni Emre'den vurdu. Ama olan bize olmuyor. Murat abi ve Eser'e oluyor. Çünkü rahatsız olan onlar bulatan. Evet, ama biz Mehtap'la aramızda sonradan hallettik canım. Bravo. İkimiz de hata yaptık ama şu an bir sorunumuz yok. Bravo Cansel. Tamamdır, çok mutluyum zaten. Eser'e cevap olmuştur herhalde, sana değil de. Herkes olmuştur umarım. Oldu oldu. Teşekkürler Cansel. Teşekkür ederiz herkes. Eser'e sormak ister misin? Ne kanıtlamak istiyorsan kanıtla, senden korkan senin gibi olsun. Semih gibi bir erkek, Nur gibi bir kadınla olmayacak. Bu ilişki de bir gün bitecek. Bir gün bitecek. Bir daha bu konu açılırsa seninle ciddi manada aram açılacak. Eser'in duygularıyla oynama. Ona yazık etme. Ona yazık etme. Sanma ki herkes bu evde kalıcı. Bir gün sen de gideceksin. Sen de gideceksin. Senin bizim ilişkimize zarar vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Mehtap'a da zarar vereceksin. Zarar veren. Geldiğimden beri beni yazıyorsun. Next Max yapıyorsun ya bana. Alsan Next. Alsan Mehtap. Kime soracağım Bahar? Hadi bakalım. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun Eser. Seni çok seviyoruz. Üzüldük hasta olmana. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen yokken Cansel ihtar aldı. Neden ihtar aldığını biliyorsun. Mehtap'la arasındaki konuşmayı da biliyorsun. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hani Cansel bu konuda haklı mı yoksa Mehtap sence ne kadar haksız? Hani söyledikleri kelimeler hoş değildi açıkçası. Ya ben şimdi o tekrar o eski mevzuları pek açmak istemiyorum. Ama yani tek söylemek istediğim şey iyi ki iş diskalifiye gelmedi. İyi ki de bu evde kaldı. İki taraftan da yani söylenen sözler oldu, bunu biliyorum. Yani Mehtap bunu şey yapmam, Cansel haksız olsa bile, ki benim gözümde pek haksız değil. Haksız olsa bile ben onun her zaman yanındayım. Ben sadece kulaklarımı kapatıp ilişkime bakıyorum ve bu biz evden zaten onu istiyoruz. Yani evlenerek çıkmayı tek dileğim. Allah'ım lütfen artık. Sadece seviyorum. Onu istiyorum. İnşallah. İnşallah. Bu kadar evlenme zaten. Meraklısı damat adayı gördünüz mü? Ben görmedim ama hoşuma gidiyor doğrusu. Hiç soru sormayan kim var? Ah, beyimizin adı ne? Mahir. Mahir sorsun bakalım. Öncelikle merhabalar. Benim sorum Emre abiye olacak. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Programın başından beri takip ediyorum neredeyse. Duruşunu ve adamlığını her zaman takdir ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Bizim bir abimizsin. Benim sorum Hazal Hanım'la ilgili olacak. İçeriye çok güzel bir giriş yaptı. Sen de tanıma yoluna gittin.
Hazal Hanım'da bulduğun özellikler, yani tanıma yoluna çıkmandaki sebebi öğrenebilir miyim? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi Mahir'im, Hazal Hanım yani bana çok samimi ve dürüst geldi açıkçası. Yani yaptığı söylemleri, çünkü buraya belki de 5-10 tane gelin adayı gelmiştir bu zamana kadar. O kadar geçen süre içerisinde yeniden gelmiştir. Ve hiçbir gelen gelin adayı ben buraya Emre için geldim ve Emre olmazsa buradan giderim cümlesini kurmadı. Çünkü bu evde böyle bir cümleyi kurmak demek, karşındaki aday sana cevap vermezse, seninle ilgilenmezse burada hiçbir şekilde kalamayacağın anlamına gelir. Ve bu cümleyi kurmak da gerçekten çok büyük konuşmaktır. Bunların benim yerimde inanılmaz değer kazandı. Ve sonradan sergilediği tavırlarıyla, hareketleriyle de yani takdirimi almayı başardı. Böyle söyleyeyim sana. Biz her zaman senin yanındayız abi. Seni çok seviyoruz. Adamsın Mahir'im. Sağ ol kardeşim benim. Çok sağ ol. Hazal için de burada yorumlar var. Demet Akalın, sevgili bizim en iyi izleyicilerimizden bir tanesi. Buradan da onun öpücüklerimi, sevgilerimi yolluyorum. Hazal'ın hakaret ettiği yok ama koskoca menemeni yere attı, ayıp günah. Sevmiyoruz artık Ayça'yı. Sorry yazmış. İdo'dan Ayça dolayıdır. İçin Demet Akalın. Hazal'ı desteklemesin. Hazal yazıp gönderelim bakalım. Hadi bizimkiler şu kızı birinci yapalım yazmış bir de. Fatma cevap mı yazdın Demet Akalın'a? Mikrofon al bakalım. Biz Demet Akalın'ı gerçekten çok seviyoruz Ayça severler olarak. Ben Twitter'dan isim veriyorum. Şöyle ki, Demet Hanım'dan yeri geldi eserin olaylarında bu sesleri yükseldi ya, eserin bir kadına yükseldi. Yani Ayça'ya yükseldi sonuçta, Ayça'yı seviyoruz. Zamanında sizden destek istedik diye yazdım. Biz seni çok seviyoruz. Ayça'yı da sevdiğimizi bile bile neden böyle bir yorum yaptın dedim. Demet abla da sağ olsun. Bu hoş değildi. Söyleyin, sizi seviyorsa eğer bu hareketlerinden vazgeçsin dedi. Evet, söylemek istiyor musunuz bunu peki? Evet. Ben Nimet'le asla bunu her seferinde söylüyorum. Hani yiyecek de, bunu evde herkes birbirine yapıyor ama evet. Yani yanlışa yanlış da cevap vermek ya da bir kişi yaptı evet. Diye herkes aynı şeyi yapıyor olması bunu doğru kılmıyor. Evet, ben Ayça'nın artık kendi yoluna bakmasını istiyorum. Kesinlikle Hazal dahil kimseyle kavga etmemesini istiyorum. Çünkü bizim için Emre bitti, onun için de bitmesini istiyorum. Şimdi ben burada Gizem'in bir tane Instagram adresimize yazdığı yorumunu okuyayım. Emre abici, biliyorum Ayça'yı sevdin ama bitti, yakışıyordunuz. Şimdi yeni biriyle başladınız, bu kişi Hazal oldu. Umarım mutlu olursun, mutluluğu hak ediyorsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hazal'a da yine ahu gözlümden bir mesaj var. O eve gelmiş en güzel kız Hazal, gerçekten mükemmel bir kişiliğin var. Dürüst, içten ve samimisin. Emre ile çok mutlu ol. Seni çok seviyorum tatlım diyor Hazal'a. Çok teşekkür ederim. Hazal'a sorusu olan var mı? Bu arada bir dakika, sana geçmeden önce Zeynep, bu ben okurken size gelen yine mesajları az önce. İdo dedin, İdo yüzünden mi dedin? Ne demek istedin ben anlamadım. Demet Akalın'ın şeyleri, resimleri çıkmış da İdo'yla. Zaten onunla Hazal'ın resimleri de çıkmıştı. O yüzden söyledim. Belki ondan destek. O yüzden Hazal'ı savunmuştur. Hazal'la İdo'nun sosyal resmi çıktığı için mi? Evet. Demet Hanım da onunla zaten yakın. O yüzden Hazal için destek istemiştir. Canım arkadaşıma buradan yani, selam söylüyorum. İdo için. İşte arkadaşına söylüyorum. Tanıdık ve arkadaş olduğu için selam söylediğini düşünüyorsun. Veya hani Hazal'ı desteklediğini. Büyük ihtimal evet. Artık olabilir. Bilemeyeceğim. Peki. Ben öyle düşünmüyorum ama. O senin fikrin ama. Aynen benim fikrim. Seda Hanım. Kendine sakla. Bir saniye, ben Hazal'a da sorayım. Sen burada söylüyorsan ben de fikrimi söylemek hakkım var. İyi. Hazal, senin dostluğun neydi öyle? Anlayamadım. Senin dostluk arkadaşın mıydı o? Evet, arkadaşım. Yakın arkadaşın? Yani evet. Demet Hanım arkadaşın mı? Hayır, değil. Yazlıktan. Ama İdo'nun arkadaşı evet. O da. Yani öyleymiş. İdo da bizim yazlıktan arkadaşım, küçüklük arkadaşımız. O yüzden yani kuzenlerimle beraber. Desteği sen de buna bağlıyor musun? Demet Hanım'ın desteğini. Hayır, bağlamıyorum. Peki. Kesinlikle. Çünkü o da epey bir sağlam sosyal medyada takipçisi olan bir Demet sanatçı biliyorsunuz. Buradan, Demet Hanım'a buradan teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ederim virgül devamı gelecek diye bekliyorum. Peki, teşekkür edelim. İzlediği için de teşekkür edelim ve Emre, sen bir şey mi diyordun arada? Ya şöyle, şunu fark ediyorum. İnsanlara çamur atmak çok kolay ya. Onu kesinlikle fark ediyorum. Yani
Çünkü yani burada İdo'yla resimlerinin olduğunu Hazal açıklarken bile böyle bir laf sokmalar bilmem ne. Yapma artık bunları Ayça, sana yakışmıyor. Yok, çamur atmak da arkadaşım zaten söyledi. Yapma. Onu. Çamur merak atma etme. Yani insanlara. Çamur atılıyor tamam. Biliyorsun çok çamur rahat bir şekilde. Kimseye. Çamuru zamanında burada en çok atan kişi sensin, merak etme. İyi hatırla. Yani. Tamam mı? O yüzden yapma. Sus. Yani, o yüzden sus. Bu arada ben senin açıklaman benim için yeterli. Kimseye bir şey anlatmana gerek yok. Kesinlikle. Ben bu açıklamayı bana yetiyor yani, sen merak etme. Aynen öyle. Peki. Şimdi sorusu kime soracaktın? Ve Emre'ye soracağım özellikle. Peki. Öncelikle merhabalar. İkinize soruyorum bu soruyu. İkinizden de cevap istiyorum. Şöyle Emre'den başlayayım. Emre, Hazal'la daha önceden bir ilişkin olduğu iddia ediliyor. Ve 20 gün öncesine kadar Hazal'ı Instagram hesabından takip ettiğin görülüyor. Görülüyor. O sebepten dolayı ben bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden buraya gelip sormak istedim özellikle. Bunun için geldim. Hoş geldin tekrar. Hazal'la bir ilişkin var mıydı? Ya da yoksa bile Hazal'la önceden tanışıyor muydunuz? İsmini göremiyorum, şaka edersin. Zeynep ben. Zeynep, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şöyle içinize ben bir su serpeyim sizin. Burası çok büyük bir prodüksiyon. Buraya gelen insanlar incelenip o şekilde geliyor. Ve burada bizim Hazal'la eskiden sevgili olma gibi bir durumumuz olsaydı zaten o buraya gelemezdi. Bunu unutmayın. Bu bir. İkincisi, zaten öyle bir durum yok. Kendisini takip ettiğim söyleniyor, bilmem ne söyleniyor ama Eser de yanımda buna şahit. Aynen, bundan 20 gün önce değil, ben bundan haftalar öncesinde sadece ailemi takip etmek adına diğer bütün insanları takipten çıkardım. Ve bunu yaparken de Eser West yanımdaydı yani. Hatta ben beni buna teşvik eden kişi de oydu. O yüzden hani Hazal'ı takip ediyordu. Hazal'la eski sevgiliydi. Bu tür haberler çıkıyor. Arkadaşlar unutmayın, şu anda Türkiye'nin en çok izlenilen programlarından bir tanesine konuksunuz. Ve bu programı kötülemek amaçlı, bu programın bireylerini kötülemek amaçlı yapılabilecek çok şey var. Bu da onlardan. Bir tanesi, lütfen inanmayın. Şimdi özellikle ben seni kötülemek için gelmedim. Hayır, Hazal sen kötülüyorsun demiyorum. Bunu yapmak isteyen sosyal medyada kişiler olabileceği. Sosyal medyada kişilerden bahsediyorum. Ben de onların içine su serpeyim dedim. Gelip buraya özellikle sorumu sorayım dedim. En azından tüm Türkiye'de buna şahit olmuş olur. Hatta aynen tüm öyle. Dünya diyeyim. Çünkü buraya her taraftan gelen insanlar var. En azından sizin önceden takipleşmediğinizi öğrenmiş olduk. Peki Hazal'a ne sormak istiyorsun? Hazal'a özellikle bu soruyu sormak istedim. Hani doğru olup olmadığını yanıtlaması için. Hani sonuçta sor önceden bakalım. Tanışıyorlarsa Hazal, bile. Hazal öyle bir şey var mı? Kesinlikle yok. Yok. Doğru. Yani teşekkür öyle bir şey olsaydı zaten ortaya çıkardı. Peki efendim. Şimdi başka adaylarımıza sormak istediğiniz. Dani, herkese acıdığını söylüyorsun. Herkese acıyorsun. Ama sen şu an orada teksin. Bunun farkında mısın? Kadercim hoş geldin. Hoş öncelikle. Tek oğlak Allah'a mahsustur. Bunu sen de biliyorsun. Evet. Ayrıca ben kendimi hiç tek hissetmiyorum. Ve kimseye de ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum. Ki zaten çok anlamsız bir şekilde birilerinin yanında istediğini düşünmek de saçma. Herkes bir birey ve şu an çok da mutluyum bu durumdan dolayı. Çünkü istemediğim bir şekilde değil en azından insanlar artık yanımda. Ama şu an orada herkese hani tepeden bakıyorsun. Hepsini ya yani hepsinden kendini yüksekte görüyorsun. Herkes derken ben bu lafı sadece bir kişiye söylemiştim. Ve dost sandığım ama olmadığını gördüğüm insanlarla benim böyle diyaloglarım oldu. Onun dışındaki insanlarla ben böyle diyalog içerisine girdiğimi hiç hatırlamıyorum. Peki bir sorum daha var sana. Tabii ki. Dostluğu arkadaşlıktan daha öte görüyorsun. Ama evet. Dostluğunu bu kadar çabuk mu bitirebiliyorsun? Evet. Ben tek bir hatada kesinlikle affım olmadığını bu yarışmanın en başından beri söyledim. Her konuda, dostlukta, aşkta vesaire. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz da tabii hatanın büyüklüğüne göre değişir bu olan biten. Merhaba, ben Daniela'ya sorum olacaktı ama. Biraz daha yakın tutup biraz daha güçlü sesli olsun o zaman. Daniela ve Melis'in dostluğundan bahsetmek istiyorum. Sırlarınız dökülüyor ortaya. Bu dostluk ne kadar samimi acaba? Merhaba Seda Nur, sana da. Sır derken ben tam neyi kastediyorsun onu anlayamadım. Ya bahsediyorsunuz ya programda hani sırlarınızdan. Hı hı. Farkındaysan Melis de ben de sadece cümleyi tamamlamayarak ve bunları söyleyerek bitiriyoruz, noktalıyoruz. Onun dışında dostluk biten bir şey. Hani bu kadar da büyütülmesi benim için çok anlamsız. Yani ben istediğim kişiyle dost olurum,
istemediğim kişiyle de dostluğumu bitiririm. Hani bu neden bu kadar sorun haline geliyor? Ben bunu anlayamadım. İşte o zaman dostluk olmuyor. Dostluğu büyütmemek dedin ya. Hı-hı. Dostluğu küçültmemek de lazım Bedani. Ama arkadaşlık de hadi, tanıdıklık de, dostlarımı ben seçerim de. Ama işte burada seçtiğin dostlar değil, evde yaşadığın insanlarla yakınlaştın. Gerçek dostluk değilmiş de diyebilirsin ama belki dostluğun de ciddiye alınması lazım yani. Tabii dostluksa ki dostluk çok güzel bir şey zaten. Dostum diyebileceğim insanların yapabileceği şeyler değillerdi zaten. İki dostum sandığım kişinin de. Ve dediğim gibi dostluk bitirilen bir şey yani. Benim için var olabilir ve bitebilir. Cevap verebilir miyim Seda'nın? Ver bakalım Melis. Seda Nur biraz yanlış seyretmiş galiba. Ben dostum dediğim bir insanın asla hiçbir sırrını ortaya dökmem. Bir gün dostluğum bitse bile, ki bende dostluklar bitmez, ölene kadar devam eder. Peki, rica bak ederim. Adnan, Ceyda, size ne güzel mesaj gelmiş Medine Şenol'dan. Sevginiz hiç bitmesin, yüzünüzden mutluluk hiç eksik olmasın. Seyirlik değil, ömürlük olsun. Ceyda, seni ve yanaklarını çok seviyorum. Toprağıma da söyle, seni hiç üzmesin, hiç ayrılmayın. Başım gözüm üstüne. Hiçbir zaman ayrılmayacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Adnan ve Ceyda'ya var mı başka soru? Ceyda. Efendim? Geçen bölümlerde Adnan'ın abisiyle babası geldi. Hani evet. Senin için yani hanım köylü olma dediler. Bu durum seni rahatsız etmedi mi? Yani ne kadar rahatsız etti? Hanım köylü ya olma demediler de oğlumuzu hanım köylü durumuna düşürme. Heh, evet. Ya tabii birkaç tavırlarım var rahatsız eden. Tabii o da hani babası olarak erkekleri uyardı. Haklılar. Ben bu konuda özür diledim zaten kendilerinden. Erkekleri uyarmadılar hayatım. Seni uyardı. Yani hayır. Hanım köylü erkekler sana hanım köylü diye hitap ediyorlar ya. Onlara uyardı. Niye diyor? Hani benim bunu, oğlum hanım köylü. Acaba neden ediyorlar? Diye. Bunu onlara söylettiğim için babam bana kızdı. Onlara kızmadı. Onlara da söyledi ama bir daha benim oğluma hanım köylü demeyin Ceyda, diye bir tabirde bulundu. Da. Yani Ceyda'cığım şekerim soru sana geliyor. Diyorlar ki bak öz Türkçesi ben sana özetleyeyim. Senin bazı tavırların nedeniyle ki sonradan özür diledin. Evet. Hani hanım köylü diye eleştirildi Adnan ailesi tarafından. Evet. Ne hissettin diyorlar işte. Ne hissettim? Tabii üzüldüm. Hatanı kabul ettin mi? Sen onu söyle. Evet. Hatamı kabul ettim. Özür de diledim zaten kendisinden bir daha öyle davranmayacağım için. Artık o konu kapandı yani. Zaten bu haftada... Zaten söylemiyorlardı artık. Bitti yani. Bu haftada çok daha iyi gitti Ceyda. Gerçekten çok. Ben bu hanım köylü, erkek köylü meselesinde kadının da erkeğin de insanları birbirleri yanında hani rezil etmek değil, onore etmek. Karşısında değil, yanında olması gerektiğini düşünen biriyim. Adnan'la giden çok güzel bir ilişkileri var ama fakat niye sürekli bir şeyler istiyor ondan? Eğer evlenirseniz Mehtap gibi zor bir karakterle nasıl başa çıkacağım? Size bir sorum olacak. Buyurun. Melis'le ileriyi görebiliyor musunuz siz? Güzel bir soru. Mehtap Cansel'i Emre'den vuruyor. Murat eser yok diye Cansel'in üzerine gidiyor. Kardeşim diyorlar ama gördük gerçek kardeşleri diyen bir izleyicimiz var Esengül. Fokuson diyor ki eserle Cansel'in yüzüne gülüp Emre'ye bir şey hissediyor olabilir diyen Tankut ve Murat'a söylenecek söz bulamıyorum. Nasıl? Diyor. Şimdi bu damat adaylarımıza sorusu olan var mı? Öyle bir şey mi dendi? Tankut'a ve Murat'a sorusu olan var mı? Denmiş demek ki işte böyle yorumlar geldiğine göre. Böyle bir şey dendiyse yani inanmak istemiyorum. Gerçekten inanmak istemiyorum. Hayır, konusunu bilmek lazım. Konusunu, nerede konuldu? Ben hatırlayamıyorum ama bunu... Çok eski de olabilir. Yani bunu bir belki öyle lazım. Gelişi güzel gelmişse lafı ve o döneme dönülmüşse... çünkü Cansel ilk başta geldiğinde Emre için gelmişti. Herkes bunu biliyor zaten bu Emre kayıtlarda da var. Emre için gelmedi. Hayır, şöyle söyleyeyim. Emre ile Ayça'nın devam eden ilişkilerinde Emre'nin biraz geri planda durmasından dolayı... Cansel de bir beklemedeydi bununla ilgili ilk geldiğinde.
Evet. Bundan dolayı söylenmiş bir sözdür bu. O zamana dönmüştür. Ama tam olarak nerede kullanılmıştır bunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama söylenen o zamanki o duygularının belki bastırılmış olabileceği yönündedir. Bu doğrudur, değildir. Bunu bilmiyorum. Yani onu o kendisi bilir. Ama buna karşılık ciddi bir tepki veriliyorsa bu zaten bunun doğruluğunu kanıtlar. Ne diyorsun? Onun için herkesin... Hayır, şunu söylüyorum. Şu an ne demeye çalışıyorsun? Anlamıyorum yani şu an. Şu anda şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle zaten... şey konuşuldu mu konuşulmadı mı abi? Onu soruyor Eser sadece. Abi hatırlamıyorum. İşte, ben konuşuldu mu konuşulmadı mı sana soruyorum. Ve şu an söylediğin sözleri yani duyuyorum. Ne demeye çalışıyorsun? Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada birçok konu konuşuluyor ve o anda verilen tepkiler unutulabiliyor. Söylenen sözler de unutulabiliyor. Çünkü o anın içeriğine bakılması lazım. Yani ne amaçla söylenmiş. Belki çok fazlaysa doğrudur demeye getirdiğin gibi anladı. Ha, yok öyle değil. Ya neyse neticesinde öyle bir şey yok yani kimsenin aklına öyle şeyler gelmesin kardeşim. İnsanlar mutlu, ilişkilerinde de mutlular. Yani ellerinde, parmaklarında yüzükleri var. İnşallah da evlenecekler ve sadece de ben olacağım yani. Ve de Emre benim gerçekten içten kardeşim gibi sevdiğim bir insan şu an. Ve yani, şu an geçmişe baktığımda yani olabilir böyle şeyler normal hayatımızda da oluyor her zaman. Şu an benim ona hissettiğim şeyler önemli ve gerçekten ben onu... Hem Eser'den dolayı hem de birebir bizim ikimizin ikili ilişkisinden dolayı arkadaşım, kardeşim gibi görüyorum. Burası gerçekten çok zor bir platform. Evet. Ve bu platformda biz eşlerimizi arıyoruz. Ciddi bir yolda ilerleyeceğiz. Kimsenin arasını bozmak gibi hiçbirimizin bir niyeti yok. Bazen tartışmalarda insanlar birbirlerini üzebiliyorlar. Kasıtlı da söylenebiliyor tamam, bu. Tamam Murat'cığım. Lütfen buna da dikkat edin. Dolmuş, Murat dolmuş. Bravo. Murat dolmuş ama. Yine de. Bravo. Bir şey söyleyeceğim. Ben de dahil. Yine de her şeye rağmen arkamdan bu şekilde bravo. Eğer bir şey konuşulduysa bu insanlar beni hiç tanımamış demektir gerçekten. Yani ve açık arıyor demektir. Sen inanıyor musun Cansel? Tankut'la Murat'ın senin hakkında böyle bir şey konuşmuş olabileceği. Hayır inanmak istemiyorum. İnanmıyorum. Ben de inanmak istemiyorum. Ya inanmak eğer... istemiyorum. Dramatize etmeyin bunu ya. Dramatize değil. Ben inanmak istemiyorum. Beni kırar yani. Çıkmışsa ki çıkmış öyle diyorlar. Yalan. Ben hasar yemiyorum. Sen konuştuğunu bilmiyor musun? Ya Eser sen her konuştuğunu biliyor musun? Kanka kusura bakma. Sen her konuştuğunu biliyor musun? Her söylediğimin bilincindeyim. Eğer ben böyle bir şey söylediysem. Her sorucunu bilirim. Derim böyle bir şey söyledim. Hatırlarım. Az önce bir ev karıştı. Hatırladınız mı? Nedeni vardı. Murat'la Tankut'un kızlar evinde olan, gelinler evinde olan bir kavgadan sonra yaptığı yorumlar. Hani bunu bulup izleriz. Her şeyin kaydı var bizde dedik ya. Bulduk hadi izleyelim. Şimdi niye bu kadar tepki gösterdi? Niye bu kadar tepki gösterdi? İçecek bir şey ister misiniz? Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Yani söylenen bir şey olabilir. Değil mi? Herkes her şeyi söylüyor burada. Ama bu tepkiyi verdiğin zaman demek ki bu bir yere gidiyor. Ve orada bastırılmış bir şey var. O çıkıyor dışarı. Yoksa bu kadar tepki vermene de gerek kalmıyor. Ben nasıl rahattım mesela Erdem olayında? Anladın mı? Çünkü o dönemde de gerçekten biz daha başlamamıştık bir de Melis'le Erdem ayrıldığında. Şimdi böyle bir iddiayla geliyorlar. Hatta yemek olayında da annesinin orada söyledikleri işte Mehtap'ın. Erdem'le ilgili orada bile üzerinde durmadım. Çünkü Hodri Meydan sıkıntı yok. Aynen öyle. Bu şu andan... Sen kendini biliyor musun? Biliyorsun. Evet. Tamam. Buradan bile dönebilir. Hiç kızmam. Öyle. Asla. Eğer gerçekten kalbinde, yüreğinde varsa ona karşı bir şey... Yapacak bir şey yok. Senin yapacak hiçbir şeyin yok. Hiçbir şey yok. Ne ama kendini kandıracak ne beni kandıracak. Onun için bir şey olursa, bir de onun kalbinin dilinin biri olduğunu bildiğim için söyler diyorum. Öyle bir şey olsun. Evet, söyler. O kadar da değil. Söyler ve o boşlukta da hatta orada çok müsaitti. Gider, tekrardan onu kırmızı odaya çağırır. Kendi hislerini, duygularını söyler. Zaten Erdem gerçek payı olsa şu anda Mehtap da karşılık veriyor olurdu ona. Evet, aynen öyle. Öyle işte. Değil mi? Aynen. Ve ben onu gözlerinde görürdüm. Benim için önemli olan bu yola girdikten sonraki hal ve tutumu ve ona göre davranışlarıdır. Ama diğerine gelince, evet, eğer bir insan bir takım söylemlere veyahut da bir takım... onunla ilgili ithamlara, söylem değil, ithamlara çok tepki veriyorsa ben o zaman bir düşünüyorum. Ya da işte aralarındaki yaş farkından dolayı o da Cansel'in bir faktör. Kendini kontrol edememesi o da olabilir. O da bir faktör, doğru söylüyorsun. O da olabilir. Çünkü öyle de bakmak lazım. Evet, doğru. Hani yaşından dolayı daha çabuk parlayabiliyor, sinirlenebiliyor. Evet, aynen öyle.
söyleyecek bir şey bulamadığından dolayı sinirlenebiliyor olabilir. Otokontrolleri zaten kadınların yok. Yok. Yani genel olarak yani, istisnaları vardır var mutlaka işte, ama. Genelde erken yaşlarda zaten yok. Erkeklerde de yok abi. Şunu hatırlatmak istiyorum öncelikle. Bu konuşma Tankut'la Murat arasında geçen, Cansel ve Mehtap kavga ettikten sonra ben Cansel'e üçüncü uyarıyı verip de hani evde kalsın mı kalmasın mı oylamasını yaptıktan sonra ve maalesef Cansel'le Mehtap kavga ederken birbirlerinin sevgililerini harcıyorlar ya, hani yaştan baştan her türlü şeyden bahsediliyor ya, suçu günahı yok ya erkeklerin. O olaydan sonra gerçekleşmiş bir sohbet. Bravo. Eser, sen bunu dinledin şimdi. Var mı seni rahatsız eden bir şey bu sohbette? Söylesin. Ne bileyim, o kadar düşünüyorsun ki var mı yok mu, çok merak ettim. Çok merak ediyorum söyleyeceğim. Şu anda senin ağzından çıkan lafı o kadar çok merak ediyorum ki. Ben çünkü şu benim an de bir şoktayım. Çift sözüm olacak. Ben şu an yani şu an ne izlediğime inanamıyorum ben. Eser, ben konuşabilir miyim senin yerine? Ne izlediğine inanamıyorsun. Sakin olman lazım. Bu izlediğini biz de izledik. Bunda ha. Bir şey yok. Neyinden inanamıyorsun? Çok merak ediyorum. Ne söyleyeceğim? Hayır, Tankut. Eser, zorlama. No. Zorlama. Zorluyorsun. Zorlama. Zorluyorsun. Şu anda yani izlediğime inanamıyorum diyor. Zorluyorsun ya. Bunu daha sonra çok konuşalım. Çok altı çizili laflar var burada. Merak ediyorum. Bunu daha sonra konuşalım. Bu şu anda tartışma gerektirecek bir durum değil lütfen. Sizden rica ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada herkese söylemek istiyorum. Eğer benim her konuda bir fikrim varsa, ben burada oturup en yakın sevdiğim arkadaşım Murat'la bir şeyi analiz edebiliyorsam, bir, en azından bunu gerçekleştirebileceğim. Efendim? Nişanlımı analiz ediyorsun efendim, burada. Ben genel konuşuyorum. Genel yok. Bu benim nişanlım. Sen ne hakla böyle şeyler söylüyorsun? Vay. Wow. Ne hakla? Ne söylemişim? Ne söylemişim ben senin nişanın hakkında? Sakin. Şu tepkiyi verecek ne söylemişim bana? Yok. Burada bana bu tepkiyi verdin ya. Bunun açıklamasını yapman lazım. Açıklaması mı? Ben bu, ne tepki? Görüyor musun bu tepkiye, bunu? Ben bunu senden beklemezdim abi. Neyi beklemezdin? Murat abi senden de beklemezdim. Neyi beklemezdin? Nedir o, onu açıkla. O açıklar mısın? O söylediğin neyi açıklamanı istiyorum. Seda Hanım, ben bir şey diyebilir miyim? Öncelikle nişanlından biraz daha, madem sen onun en hassas noktasısın, sakin olmasını rica et oradan. Evet, ediyorum zaten. Et lütfen bir daha. Eser'cim lütfen sakin ol. Ben söz alabilir miyim? Yeah. Ben Tankut ve Murat'ın bize karşı iyi niyetli olduğunun farkındayım. Ama hiçbir zaman özellikle de Tankut'un kötü niyetli bir eleştiri yapmayacağını biliyorum. Ama Eser'in bu kadar alınmasının normal olduğunu da biliyorum. Çünkü şimdi karşısındaki insan, yani ben, bana yüzük takmış ve benimle evlenmeyi düşünüyor. Benimle ilgili bu konular konuşulduğunda rahatsız olması çok normal. Ama şöyle de bir gerçek var ki Murat abi, sen de Mehtap ne yaparsa yapsın körü körüne savunuyorsun ve karşı taraftakini, Mehtap'ın kavga ettiği karşı taraftaki insanı körü körüne haksız buluyorsun. Bence sen de bu tavrından vazgeçmelisin ve ben sizin hiçbir şekilde kötü niyetli olduğunuza inanmıyorum. Ama lütfen hepimiz, benim için de geçerli, yorum yaparken karşıdaki insanı nasıl anlayabileceğine, ne kadar etkilenebileceğine, özellikle siz yakın olduğunuz için dikkat etmeliyiz diye ben düşünüyorum. Ben de konuşabilir miyim? Mehtap, senin de yorumunu alalım. Seda Hanım, bu tartışma Melis'le Cansel'in bana sen Erdem'den hoşlanıyorsun, erkekler evine börek yaparak bilmem göz boyamaya çalışıyorsun diyerekten başlayan. Ben de bu lafı kaldıramadım. Karşılığında böyle yanıt verdim. Biz aramızda yükseldik. Başlaması o uyarı aldı. Başladı. Bir saniye, ben konuşuyorum, ben seni bölmedim. Burada uyarı alan kişi de Cansel'dir. Ben bunca hakaretten sonra ben böyle sadece böyle yükseldim. O da benim yükselmem şuydu. Sen nişanlını dinlemelisin. Emre'yi değil. Emre'den hala hoşlanıyor musun ki? Nişanlını dinlemiyorsun, Emre'yi dinliyorsun dememden böyle yükselindi. Ben ona Emre'den hoşlanıyorsun bile demedim. Hala hani sen nişanlını dinlemiyorsun, Emre'yi dinliyorsun. Ben başka bir şey anlatmaya çalışırken onlar bana sen Erdem'den hoşlanıyorsun dendi. Burada Murat, bir saniye, ben sözümü bitirmedim. Burada uyarı alan Cansel'dir. Bana söylenen hakaretler var. Bana söylenen bir sürü söz var. Tamam, Canes var. Başımız kıldan ince, biz burada Cansel'le bunu aramızda hallettik diyoruz. Kız kıza hallettik. Erkekler de buna göre oturmuş yorum yapmışlar ki biz bu kadar ağır ithamları birbirimize karşı hallettik. Elenme korkumuz var. Kızlar birbiriyle elenir de biz birbirimizi göremez diye üzülüyoruz eleme gecelerini, değil mi Canes? Evet. Yani Canes diyorum artık. Canes de bunu anlasın. Cansel, sinirlendim. Yani bu kadar ağır ithamlardan sonra uyarılar alındı. Benim de 3 tane yorum var, onun da var. Hepimiz sınırdayız. Herkes sinirli ama karşılıklı.
karşılıklı itham var ve Murat kesinlikle siz Erdem'den hoşlanıyorsunuz dediğinde Eser sen yoktun, senin nişanlına hiç yükselmedi. Bu konulara hiç girme hakkın yok. Anladın mı? Siz erkekler aranızda halledin probleminizi. Biz kız olarak aramızda Cansel'le bunu hallettik. Zaten kendi aramızda yükselip yükselip barışıyoruz. Hele ki bizim Melis'le şu an dost olmamıza kim inanabilir ki? Biz birbirimizi burada öldürme safhasına geliyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, sayıyoruz, birbirimize giriyoruz. Melis'le de geri barışıyoruz. Peki. Bunu hanginiz görmüyor? Onlar hangi akıl mantık almıyor? Zaten. Meleri saptırmasın hiç kimse. Evet artık çocuklar lütfen, misafirlerimiz var. Bugün onlar için çok özel bir gün. Evimizi ziyarete geldiler. Bizi hep ekran karşısında izliyorlardı. Ve sırf sizin yüzünüzü görebilmek için buradalar ve ta nerelerden. O yüzden bunu burada kapatalım. Aramızda biz bunu hallederiz. Yine onların gözünün önünde halledeceğiz ama edeceğiz bir türlü. Geri dönülemeyecek noktalara gelmeyelim. Sorun var mı? Hiç soru sormamış. İsmin ne? Didem. Didem'den bir soru geliyor. Merhaba, ben Ceyda'ya sormak istiyordum. Adnan'la giden çok güzel bir ilişkileri var ama fakat niye sürekli bir şeyler istiyor ondan? Ya ben sürpriz, hediye, ya bir aksiyon. Aksiyon mu? Aksiyon değil de hani her kadın bir sürpriz, bir hediye, bir şey ister yani. Ben de istiyorum tabii, gördükçe kıskanıyorum yani ilişkileri. Ya tabii mutlaka ama Adnan elinden geldiğince bence yapıyor. Yapıyor mu? Bilemeyeceğim artık. İstiyorum ki yapmıyor yani. Gören görüyor anam. Yapmıyorsun Adnan. Adnan'ın sorusu olan var mı? Yapmıyorsun. Adnan zavallı, soru sorulacak bir şey yapmıyor ki. Her şeyi tam yapmaya çalışıyor. Adnan ya. Yani Yasemin bir soru soracak Adnan'a. Ben de Adnan'a sorayım o zaman. Adnan, neden Ceyda'ya sürpriz yapmıyorsun? Sence yapmıyor mu Yasemin? Ya arada yapıyor ama Ceyda şimdi daha çok ilgi bekliyor. Daha çok ilgi bekliyor bana göre. Zaten çoğu sesini yükselmesi, Adnan'la tartışmaları bu yüzden çıkıyor bence. Hani daha çok ona yakın olmanı istiyor. Daha çok sürprizler bekliyor senden. Aynen. Güzel sözler bekliyor. Aynen. Yüz buldun Ceyda. Yanılıyor muyum Ceyda? O... Evet, biraz daha. Ya buna bir ver gazı. Atasözüyle cevap vereyim. Elimi aldım, kolumu istiyor. Elime verdim, kolumu istiyor yani. Biraz daha yapman gerekiyor demek ki. Şimdi kolumu versen diğer kolumu istiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu herkes farkında Adnan, yalnız söyleyeyim sana. Herkes yani sadece şu burada... an Yasemin soru sormak için soruyor. Bir Yasemin dedi diye. Herkes farkında. Herkes farkında bana bazen... Yasemin Allah'ını seviyorsan söylesene, soru sormak için sormadın mı bunu? Şimdi arkadaş o soruyu sorunca ben de tam tersini sormak istedim. Heh, bak soru sormak için sordu yani. Ama sordu yani, onu sordu. Melike Hanım soru sormadı. Bir şey desin Melike. Adnan merhaba. Merhabalar, merhabalar. Ceyda sana da merhaba. Merhaba. Adnan sen hanım köylü müsün yoksa? Annem baban gelmişlerdi. Baban gelmişti geçen gün. Hanım köylü olma oğlum demişlerdi ya. Evet. Onun için soruyorum. Sen kendi içinden öyle hissediyor musun hanım köylü olduğunu? Hanım köylülükte bir kötü bir şey yok ki ya. Melike Hanım şöyle söyleyeyim. Bir saniye. Tamam, ha, şöyle be delikanlı. Ha. Ne aşkım, hanım köylüsü benim, be. Konuş, aşkım. Bir saniye dedi, yapıştırdı sevgilim, lafa. Sevgilim konuş. Bir saniye mi dedi? Bir saniye. Bir. Yok elimi kaldırmanın hayır, bir anlamı böyle, yok. Bir saniye alttan da kalp yapıyor, görmüyorsunuz tabii. Çok düşündün, cevap bekliyoruz. Susarlarsa cevap vereceğim. Melike Hanım şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlarla aramızda geçen bir espriydi. Ben yeri geldiğince ona tepkilerimi gösterdim. Tabii arkadaşlarımın bu hanım köylü şakalarından o da gaza gelip beni o pozisyona getirdi sağ olsun. Hayır. Güzel bir şey bence. Ama bundan sonra yapmayacağına inanıyorum Ceyda, onun böyle bir şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Hanım söyleyemezsin şu an ben konuşuyorum. Şeyi ben senin Ceyda tanımanın, özür diledin. Pıst. Hayır özür diledim. Bu hanım köylüde an... kötü bir şey yok aslında. Ya ben Adnan'ın hanımıyım. Hanımı sayılırım. İlerideki hanımı sayılırım. Benim de köyüm İzmir. Hanım köylü Müstak dediğine be. Göre İzmir'de hani Efe'm oldu ya şimdi. Hanım köylü. Ya sen yani bizim Seymen'imizi şey niye Efe yapıyorsun ya? Nasıl? Seymen'imizi niye Efe yapıyorsun hemşehrim? Efe'm o benim. Ankara adasını götürdün Efe yaptın ya. Efe'm o benim. Efe kötü bir şey değil ki. Efe de kötü Seymen bir şey kötü bir şey mi? Sursana. Sen bırak çocuk neresi bir yeri yurduysa orada kalsın. O açana sorusu olan Zeynep, sor bakalım. Geçtiğimiz gün yani dün Ayça seni yemeğe davet etti. Birlikte ödül yemeğine gittiniz. Peki sen Ayça'ya karşı bir şey hissediyor musun? Onu merak ediyorum. Öncelikle Ayça'ya teşekkür ediyorum beni ödül yemeğine davet ettiği için. Çok güzel muhabbetimiz var ama bu ona karşı bir şeyler hissettiğim anlamına gelmiyor. Çünkü ben Melis için çabalıyorum. Burada iki haftadır. Aynı şekilde fırsatım olursa devam edeceğim.
Teşekkürler. Eğer evlenirseniz Mehtap gibi zor bir karakterle nasıl başa çıkacağım? Size bir sorum olacak. Buyurun. Melis ile ileriyi görebiliyor musunuz siz? Güzel bir soru. Peki efendim, onlarla tanışmaya hazır mıyız artık? Evet. Peki, buradan sorguladığınız yeter. Bakalım bir boylarını, postlarını, endamlarını yakından görelim. Şimdi kısmetse olur evinin adaylarından. Bakın kimler geliyor efendim hayranlarıyla buluşmaya. Şimdi sormak isteyen soru. Öncelikle yani sormak istediğim soruların hepsinin cevabını sizin gözünüzden, kalbinden alıyorum gerçekten. O yüzden bir şey sormayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Canes ailesi, anneleri gerçekten sizin arkanızda. Siz beraber olun, biz size sahip çıkıyoruz. Siz de birbirinize sahip çıkın ve yürüyelim lütfen. No, sana vermiyorum. Geri işini verdim. Hemen nişanlanma yani o kadar. Nihal Hanım'ı yakın tut. Seni çok seviyorum. İkinizi çok seviyorum. İkinizi birbirinize çok yakıştırıyorum. Lütfen ayrılmayın. Mutlu olun, huzurlu olun. Örnek olun değil örnek mi? Örnek olun. Herkese örnek olun. İkinizi de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin ikinizi evli olarak görmek istiyorum. Artık nişan bekliyorum. İnşallah. Düğün bekliyorum. İnşallah. Sizi mutlu olarak görmek istiyorum. Çok seviyorum. Çok severek istiyorum sizi. Çok peki, teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz? Onlar yeterince sordu. Gönlünüzden ne geçiyor? Yani siz arkamızda durduğunuz sürece çok mutlu oluyoruz. Daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Yani ben kendi adıma bunu söylemek istiyorum. Sen? Ben her şey için teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten sevginiz karşısında doğru cümleyi kurdum. mahcup kalıyorum. And yeah, her şey için teşekkür ederim. Gerçekten. Thank you. Efendim. Teşekkür ederim. Yorumlarınız bana böyleyse, sizlerin de sözleri bu kadarsa o zaman artık hediyeleşip onları evlerine gönderelim. Nasıl, televizyonda gözüktükleri gibiler mi? Daha samimiler. Sizi görünce de daha samimi oluyorlar. Ama mikrofonunuz konuşunca olmuyor. Televizyonda gözüktükleri gibiler mi? Hayır, kesinlikle değiller. Şöyle Cansel televizyonda o kadar kilolu gözüküyor ama şu anda çok zarif bir bayan sen gördüm. Sen kıza iltifat mı ettin, dövdün? Hayır, kilolu gözüküyor ekranda ama şu anda çok zarif bir bayan gördüm. Çok tatlı dil. O kadar güzeller, o bir kadar de kendini tatlılar sonradan ki izle bak nasıl göreceksin. Ben kendimi düşünemiyorum. Bir de benim Ceyda gibi yanaklarım bayağı bir var. O yüzden düşünemiyorum ekranda ama siz de çok zarifsiniz. Çok, gerçekten çok inanılmaz güzel çok görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi merak ediyor musunuz kimler geliyor? O zaman bakalım evimizin hangi sakinleri geliyor? Mehtap, öncelikle hoş geldin. Murat abi sen de. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş bulduk. İsmim Fuat. Öncelikle ben seni çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Dobralığını beğeniyorum. Evli misiniz? Biz evliyiz, eşim. O çok şükür diyorum. O Ayçacı, ben Mehtapçı. Murat abi, senin de karakterini çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Mehtap'ı sevdiğim için ve samimiyetine dayanarak bir şey sormak istiyorum Murat abi sana. Tabii ki. Eğer evlenirseniz Mehtap gibi zor bir karakterle nasıl başa çıkacaksın? Şimdi evet. Diye sorsam. Tamam, çünkü bir karakter de bende var. Ömrümü yedi. Tüy almak istiyor. Teşekkür ederim Murat. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Güzel şeyler. Aslında gerçekten
Bu yolda Mehtap'la yürümeye karar vermemin sebebi şu. Kalbiyle dili bir. Yani 5 dakika falan sürüyor. Hiç kimseyle, hiç kimseye karşı kin gütmüyor. Sabredersen eğer gerçekten o sabrın varsa da zamanla oraları törpülenebiliyor. Ama karşındaki gerçekten seni seviyorsa bu tarafı hiç zor değil. Bir de şöyle bir şey var. Hayatında da çok monoton iyi değil ki. Yani her dediğini yapan, mülayim falan. Ya biraz bunlar olması gerekiyor bence. Ben de onu seviyorum. Çünkü ben zaten sakin bir insanım. Onun öyle olması da benim hoşuma gidiyor. Mehtap zor, kabul ediyorum. Ama baksanıza ne kadar güzel. Değil mi? Zorluklar da çekicidir, evet, değil mi? Aynen öyle. Yani? Bence de. Zoru başarmak gerek. Ama tabii her zaman susan taraf ben olacağım diye de bir şey yok. Mehtap değeri geldiği zaman susmasını biliyor zaten. Aylin Hanım da sizler için gelmiş. Aa, hoş geldiniz. Ben de sizin için geldim. Hoş geldin Aylin. Hoş bulduk. Birbirinizi çok yakıştırıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum ikinizi de. Çok ama diğer adayları da gerçekten onları da çok seviyorum. Canı yürekten çok seviyorum ama sizi ayrı seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Az önce fanlarım yok dediniz Mehtap Hanım'ı izlerken. Biz vardık, biz buradaydık. Hatta buradan söyleyecektik. Biz buradayız diye ama o arada hani laf karışıklığı falan oldu. Çok mutlu olduk. Biz sizin için geldik. Vallahi hoş geldiniz. Ay bir saniye dur. Bizim için gelenleri ben ayrı öpeyim. O zaman ayaktayken onlara da veda edelim. Bakın şimdi hangi gelin ve damat adayımız geliyor? Nasıllar bakalım? Peki. Vallahi var ya, of. Kalabalık arttıkça böyle şey, heyecan artıyor. Daha mı kalabalık nasıl sanki? Daha kalabalık canım. Ya daha zaten hepsini, aslında bütün izleyicilerimizi çağırsak biliyorsun bize yer kalmayacak. Semtte bize yer kalmayacak. Ama böyle işte elimizden gelen yapıyoruz. Güler illa bir şey söylemek istiyor size. Söyle Güler. Sana bayılıyorum. Hangisine? Tamam. Ay teşekkür ederim. Yani sağ göründüğünden çok farklısın televizyon. Var mıymış yanaklarım? Hayır. Ya inanılmaz yakışıyorsunuz. Öyle böyle değil yani. Allah nazarlardan saklasın. Amin. İçi gelmişim, teşekkür içi ederim. Görmüşüm. Sağ ol, çok sağ ol. Yani derler ya, ölsem de gam yemem o kadar. Aa, ne güzel bunları duymaksın. Ay evet. Çok teşekkür ederim. Ağlayacağım şimdi. Ben ağlayacağım. Ay ben ağlıyorum. Hayır ağlama. Kesinlikle çok seviyorum onları ikisini de. Çok, aşırı çok seviyorum. Ay kıyamam. Sadece onlar için geldim. Ay canım ya. Ay. Bir de nereden geldiğini sor. Fransa'dan gelmiş ya. İnanmıyorum yani ya. Belçika, Hollanda, Almanya. Çok çok bir sağ ol. Bir sürü yurt dışındaki ülkelerden özellikle onlara selam iletiyorum. Mikrofonu Şefik. Özellikle onlara selam söylememi istediler. Ağlama, ne olur al, ben de alırım. Bunlar sevinç ama gözyaşları değil mi? Evet, onun ikisini böyle gördüm, çok mutlu oldum. Kavga etmelerini hiç istemiyorum. Onları sadece hep el ele ve göz göze görmek istiyorum. Adım adım iyi bir şekilde mutlu sona ilerlemek İnşallah istiyoruz. İnşallah. Akşam ailesi olarak onları İnşallah çok seviyorum. Ve balayla Fransa'ya bekliyorum. Oh, beni de götürün. Sadece balayla mı? Yazın gelemiyor mu? Nikahlanmadan şuradan şuraya yollamam sizi seyahate. Yaza nikahlanırız herhalde. Yaza kadar olur olsun diyorsun. Olur ha, güzel inşallah. 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 Çok bekletmemek lazım. Evet. Çok uzatmamak sizi lazım. Doğru. Seda Hanım, istediğiniz zaman sizi çok seviyorum. İnşallah. İnşallah. Gözleriniz hep birbirinize bakarak gülsün. Aa, inşallah. Hep inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Hiçbiriniz buradaki hiçbir arkadaşımıza dualarınızı eksik etmeyin. İyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla. Yani hepimiz sizlerin evladıyız sonuçta. Burada sizler izlerken ne sizleri üzmek istiyoruz, ne bu kızların ailelerini üzmek istiyoruz, ne kendi ailelerimizi üzmek istiyoruz. Yani tartışmalar illaki oluyor, affola. Eğer bir kusurumuz oluyorsa da ekran karşısında hepinizden affola. Ay çok güzel sözler bunlar, vallahi. Hocam alkış hak ettim. Yüzü güzel, güleç yüzlü, kalbi güzel Adnan. Al Fatma, mikrofonsuz olmuyor. Kıymetini bil canım diyorum. Böyle bir güzelliğin kıymeti bilinmez mi? Çok güzelsin sen ya. Teşekkür ederim. Çok yani bu yanaklı diyenler utansın bence yani. Yok. Ayrıca yanak da güzeldir yok, biliyorsunuz yani. Böyle hayran kaldım şu anda sana. Teşekkür ederim. Cedacığım sen bir şey diyor musun? Valla geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle bizim için özel olarak gelenlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sizi çok seviyorum. Emin olun bizi sizsiz, sizi de bizsiz bırakmayacağız. Biliyoruz adım adım. Desteklerinizi
Hani esirgemeyin her üstümüzden. Zaman, her zaman. Biz hep beraber olacağız. Merak etmeyin. Yani Hatice ailesi olarak. Benim rahmetli dedemin bir sözü vardı. Bu babama, babamdan da bana. Babam hep bana derdi ki rahmetli babam da çok yakışıklıydı. Yani ne demek olur? Ya torun da mı çok yakışıklı yok, demek olur? Yani şu oluyor, yakışıklılık gelip geçici. Doğru. Güzellik gelip geçici. Bunların harici Ceyda'nın içindeki güzellik gerçek anlamıyla yüzüne öyle bir yansımış ki beni etkileyen tamamen o. Tabii yanakların nereden yansımış onu bilmiyorum. Yörük kızıyım ondan. Bu iltifatın üzerine sus bence yani. Çok güzel şeyler söyledi. Evet. Susuyorum artık. Önemli şey o. Ben de buna katılıyorum. Allah herkese gönül güzelliği versin. İkisinin de yüzüne yansımış. Ömür boyu mutlu olun inşallah. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sizi de evinize yolcu edelim o zaman. Şöyle bir vedalaşıp. Ve bakalım hangi gelin ve damat adayımız gelecek şimdi? Semih bir de biliyorsunuz haftamızın birincisi efendim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben hastayım, bugün çok sesim çıkmıyor vallahi, kusura bakmayın. Peki bugün siz ne söyleyeceksiniz? Semih'im ne söyleyeceksiniz? Hep onlar sordu, izleyicilerimiz sordu. Siz ne söyleyeceksiniz şimdi onlara? Nur sen yardımcı ol, ben hastayım gerçekten sesim çıkmıyor Seda'nın. Çok kötü. Peki önce Nur başlasın. Yani ben desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkamızda duran gerçekten onların bu destekleri bize çok güç veriyor, moral veriyor. Yani hak ettiği şekilde davranmaya çalışacağız. Bize verdikleri desteklere göre. Ayçeciler. Ben özellikle ikiniz için geldim. Teşekkür ederim. Nur'u çok seviyorum. Kardeşim gibi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hani kendi yapıma da senin yapın yakın olduğu için ekrandan izlediğim zaman kendimi görmüş gibi oluyorum. Semih'i de öyle. Semih'in özellikle annesini çok seviyorum. Öyle mi? Ben de çok sevgilerimi, saygılarımı iletmenizi istiyorum. Allah rica razı ediyorum çok sizden. Sağ olun. Yani böyle tesadüfen sokakta görsem iki elinde öpeceğim ya. O kadar tatlı bir kadın, o kadar şirin bir kadın. Çok sağ ol, niye edeceğim. O da dinleyecektir zaten. Evet. Aynen öyle. Ben buraya sadece size sarılmak için geldim. Ve destek olmak hoş için geldin. Geldim. Sizi de çok seviyorum. İnşallah mutlu olursunuz. Melike'cim sonunda inşallah. Senden bir yorum alalım. Nur'u çok beğeniyorum. Nur merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ezelinden beri, geldiğinden beri sen hanım hanımcık bir kızsın. Semih iyi ki sevmemiştim seni. Ama öyle şimdi mi? Seviyorum. Nur seni beğendiği için, seni seçtiği beni için. Beni seçtiği için seviyorsunuz. Bir de tavırların biraz Nur'a doğru gidiyor yani sıcacık. Teşekkür ederim, sağ olun. Daha böyle devam edin. Allah hayırlısı etsin. Tamamını erdirir amin, inşallah. Amin inşallah, inşallah. Düğününüze gelmeyi istiyoruz. İnşallah, çok sağ olun. Çağırmazlarmış beni filan. Olur mu Seda Hanım, baş tacı mısınız ya? Ben halk oyunları öğretmeniyim ayrıyeten. Öyle mi? Halay başı olarak ben çekeceğim. Söz, düğünümüz olursa sizi alay başı olarak vay çekeceğim. Be, sonunu vay da be. Ben çekeceğim. Doğuz zurnayı da ben getirttireceğim. Doğuz zurnayı da ben getirttireceğim. Söz mü? Söz tabii ki. Tamam, Melike aldık, Hanım Melike telefon aldık. Numarası. O zaman onlara teşekkür edelim ve evlerine uğurlayalım. Güle güle, selamlar olsun. Çok sağ olun. Tamam, emanet olun. Bakalım şimdi evimizin hangi sakinleri gelecek? Sizden bir yorum. En az yorum yapan öncelikle erkek. Öncelikle ben bir şey söyleyebilir miyim Seda Hanım? Tabii Deniz'ciğim. Kaderdi galiba değil mi? Yakından bir selamlaşabilir miyiz seninle? İnsanlar asla tepeden bakmam. Biz öyle gördük. Kader halen ikna olmuyor ya. Kader burcun oğlak mı? Yengeç. Allah Allah. Bir yükselenine baktır dermiş. Mahir'cim senin sorun kime? İkisine de sorun. Hadi bakalım. Abi öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. İkiniz birlikte vakit geçirirken çok eğleniyorsunuz, çok gülüyorsunuz. Evet. Fakat hep arkadaşlık boyutunda kalıyor. İlişki boyutuna çıkma ihtimali nedir? Ya da çıkacak mı? Teşekkürler. Kısmetse. Yani yayının ismi gibi. Şimdi şöyle bir şey. Evet doğru ve gerçekten mutluluk duyuyorum. Dani ile geçirdiğim her zaman da en azından gülüyoruz. Önemli olan da hayatta bu bence. Mutluluk bir ilişkide de önemli olan bu. Bu ne zaman bir seviyeye gelecek? Bir adı olduğu zaman acaba şu andakinden daha mı iyi olacak? O da büyük bir soru işareti. Zamanı geldiği zaman
olacak gibime geliyor. Aynen öyle. Zaten beraber yan yana gülümseyebiliyorsan bir şeydir bu. Çok önemli bir şeydir. Ve birbirini anlayan insanlar hep yan yana dururlar. Benim için de böyle. Ben yanımda her zaman değer verdiğim insanları tutmak için elimden geleni yaparım. Yanımda olmasını istemediklerim için de hiçbir şey yapmam. Önemli olan da yan yanayken gülebilmektir. Bunu tekrar söylüyorum. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Çok affedersiniz. Boğa burcu ve akrep burcu. İnanın ikimiz de inatçıyız. Acaba diyorum üstümüze yenildikçe biz inada mı bindirdik bunu yani? O da nazar mı değil? Tamamen ama, bir inat olmuş ama durumda. Ama Tankut bir şey söyleyeceğim. İkinci kez birbirinize bu şansı verdiyseniz dönüp dolaşıp ki ilk günkü adayın Dani'ydi bu evet. Eve geldiğinde. Evet. Ben bu işte bir hayır vardır, olacaktır diyorum, İnşallah. İnanıyorum. İnşallah. Bakalım hep birlikte göreceğiz o zaman. Onlara da veda edelim. Kim gelecek şimdi içeri? Kimler geliyor efendim? Ne kanıtlamak istiyorsan kanıtla, senden korkan senin gibi olsun. Semih gibi bir erkek, Nur gibi bir kadınla olmayacak. Bu ilişkide bir gün bitecek, bir gün bitti. Bir daha bu konu açılırsa seninle ciddi manada aram açılacak. Eserin duygularıyla oynama, ona yazık etme. Sanma ki herkes bu evde kalıcı. Bir gün sen de gideceksin, sen de gideceksin. Senin bizim ilişkimize zarar vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Mehtap'a da zarar vereceksin, zarar vereceğim. Geldiğimden beri beni yazıyorsun. Next Max yapıyorsun ya bana. Alsan Next, alsan Next. Taklitler aslını her zaman yüceltir. Hiçbir zaman bunu... Ayça'nın taklidi kim? Çok belli değil mi? Yok, söyle. Tabii ki Hazal. Ya isim vermek istemiyorum çünkü almak istemiyorum ağzıma. Anladım. Onları bir karede istemiyoruz artık. Taklit edildiğini düşün. Evet. Peki neden? Emre ayrı mutlu olmasın mı? Hayır, Emre şu saatten sonra istediği gibi mutlu olabilir zaten. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Hani Emre diyor ya çok akıllı. Aslında Hazal. Evet, Hazal çok akıllı. Çok iyi izlemiş. Çok iyi nabza göre şerbet veriyor. Ben şimdi bu hafta şunu fark ettim. Ayça'yı yalnız buraya Ayça Liçe diye gelmeniz Ayça'nın geçen haftaki aykırışını duymanız anlamına geliyor. Evet, yani artık siz de benim kısmetimi kapamayın. Artık siz de benim başkalarıyla mutlu olmamın yolunu açın. Tabii. Ve artık bu baskıyla birlikte Emre'yle dostluğunu bozmayın. Doğru olan da buydu. Teşekkür ediyoruz. Boğaçan'cığım sen neler söyleyeceksin? Ben neler söyleyeceğim? Valla her biriniz çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün belki benim için biri gelmedi ama gerçekten hepiniz benim için gelmişsiniz gibi hissediyorum. Hepimiz için geldiler evet. Ayol. Bana gelen hani, mi var şimdi mesela? Şimdi şey var ya Seda Hanım hani böyle gruplaşmalar var ya sizin için geldim gibisinden. Ben öyle görmüyorum. Hepiniz benim için gelmişsiniz gibi hissediyorum. Sonuçta programa geliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum her birinize. Size bir sorum olacak. Buyurun. Melis'le ileriyi görebiliyor musunuz siz? Güzel bir soru. Zor cidden yerden güzel. Sormak. Çok zor yerden müneccim sordum. Müneccim miyim de. Denemek istiyorum sadece. Ben bunu başında da söyledim. İlerisi olmasa bile denemek istiyorum. Olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Ama elini taşın altına koymadan da bir şey evet. Olmuyor hayatta. Risk almadan. Bir de o var. Kimseyi sonuçta önceki hayatına göre, önceden yaşadıklarına göre eleştiremem. Kişiliğini de ona göre belirleyemem benim gözümdeki profilini. Bu yüzden denemek istiyorum ve bakalım olursa deneyeceğiz. Son İnşallah soruyu da Nihal Hanım'dan alacağım. Ben hiç zannetmiyorum Melis'le olacağını. Hiç sana yakıştıramıyorum yani. Artık sen bilirsin. Yolun açık olsun. Kapıdan çık git. Ben çık gideyim. Utan git gidiyorum. Kapıdan. Hadi o zaman onlara da veda edelim. Evet şimdi efendim. Hazır mıyız? Ayça'yı da uğurladık. IMC'ler kalplerini tutuyor heyecanla. İlk kez görenler vardı Ayça'yı. Nasıl? Sevdiniz mi? Evet ya. Bahar'a verin bakayım. Muhteşemdi ya. Hakikaten göründüğü gibi melek gibi bir insan. İnşallah bahtı da öyle olsun. Amin. Bütün adaylarımız gibi. Bakalım şimdi hangi adaylarımız geliyor efendim? Hoş geldin Emre'cim, hoş geldin Azal. Merhaba. Hep onlar sizi sıkıştırdı. En çok sorun da sizlere geldi. Hatta Emre'yle başladık.
Bu sefer siz ne söyleyeceksiniz? Var mı mesajınız? Azal hadi sen başla be. Hepiniz çok güzelsiniz. Çok iyi niyetli olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Aslında onlara sormak istediği bir şey varsa ben onlardan bekliyorum. Hiç mesajın yok. Bak bu kadar insan sizlerle tanışmaya geliyor. Onlardan ne rica edersin? Aklından ne geçiyor? Ben senin yerinde olsam ön yargılı olmayın. Bize de mutluluk şansı verin derdim. Kesinlikle ya. Öyle. Yani ön yargılı olmalarını istemiyorum. Bize de bir şans vermelerini istiyorum. Herkesin düşüncesi tabii ki farklı. Ama siz de bizi ileride göreceksiniz. Yani sana Ayça'nın taklidi dediler. Buna ne diyeceksin? Sen yokken, arkadayken, buraya gelirken. Eminim öyle söylemişlerdi. Çünkü sosyal medyada da öyle dönüyor. Ama bu benim kişiliğimdir. Ayça'yla da atışmalarımız olduğu için arada bir şeylerim oluyor ona karşı. İkizler Burcu'nun da tarı olur diyorsun yani. Hı hı. Ve karakterim budur yani. Böyleyim ben. Ekranda neyse öyleyim. Çok teşekkür ediyorum ona. Yani samimi geliyor, içten geliyor, doğal geliyor. Bu da burada herkesin mutlu olmaya hakkı olduğu gibi benim de hakkım. Nasıl insanlar mutlu olmak ister, nasıl evlatlarını güzel görmek ister. Ben de anama babama onu göstermeye çalışıyorum. Tek istediğim bir başka bir şeydir. Ve bütün herkese ben de 16'nızın birden çok mutlu olmasını istiyorum. Ve hep her zaman dediğim gibi 8 çiftimizde keşke evlendirip yollayabilsek. Buna imkanımız var, durumumuz var. Yeter ki gönülleriniz birbirinizi sevsin. Ayrı ayrı olsa da mutlu olun. Teşekkür edelim onlara da. Uğurlayalım. Emre hediyeni unutmama. Peki kim geliyor o zaman son olarak? Melis Verdem. Az önce ilk onlara sordunuz. Asla Melis Verdem olamaz dediler. Melis Erdem görüyor musunuz? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Dansı da ettiniz, kırmadınız. Bu dansı acaba misafirlerimizi kırmamak adına mı yoksa niye ettiniz acaba? Başlamak ister misin? Ben başlayayım. Yani biz Erdem'le sürekli dans ediyoruz artık. Bizim için dans etmek hiç sıkıntı değil. Ediyoruz yani, sıkıntı yok. Mikrofona yorum yapalım. Edin. Edin. İzlemek çok keyifli. Yok. Biz her hafta gelir ettiririz böyle. Sorun yok. Her hafta. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Onurlandırdınız. Ümitlensinler mi Melis'ciğim? Ya. Ümitleniyoruz. Hayatta ümit hep vardır. Bizi, ama kırma yani ümitlerimizi kırma. Bir
Yani mikrofona ne olur ha, en eski yani sen... ümitlerimizi kırma, bir kapı bırak ki biz şey yapalım lütfen. Nesrin'cim ümit hep vardır tabii ki de. Ama şu an... Var. Demek o kadar yakıştırıyorsun. Aa, çok yakışıyor. Şunlara bakar mısın Allah aşkına ya? Zaten nazardan böyle oldular. Boncuklarımızı aldınız mı? Nazar boncukları. Evet. Hepsi duruyor bende. Onlar sizin simgenizi biliyorsunuz. Evet. Senin özellikle. Hepsi duruyor bende. Hep saklayacağım. Çok teşekkür ederim bütün hediyeleriniz için. Çok güzeldi. Sağ olun. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Bu jest için söyleyecek bir şeyiniz var mı? Jest. Muhteşem ve ben bunu saklamak istiyorum. Sizin için. Mükemmel, yine ayrı bir motivasyon. Zaten cuma kafamızdan aşağı balonlar indi. Evet, burada evet. Başımızdan aşağı balonlar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten devamı gelecek, merak etmeyin. Daha böyle geliştiriyoruz. Kafanıza artık ne inecek bilmiyorum. Zeplin falan var hayalimizde. Zeplin, helikopter, uçak, oraya gidiyoruz. Allah hayır etsin. Hani barışmazsak taş düşmesin de kafamıza. Biz barıştıracağız. Barıştıracağız, sorun yok. Yeter ki onlar mutlu olsun. Evet, bütün evet. Yarışmacılarımız gibi sizler de, misafirlerimiz de, tüm sevgili izleyicilerimiz de, son çiftimizle de vedalaşalım artık. Teşekkürler. Ben Şebik Hanım. Biz şunlardan birer tane alalım, resimlerimizin yanına. Sevgili izleyiciler, bugün şanslı takipçilerimiz Kısmetsiz Olur programının ne diyeyim artık, sadık izleyicisi mi diyeyim? Çocuklar sizi sizden daha mı iyi tanıyorlar, gözlemliyorlar diye. Daha mı heyecanlılar, baş koymuşlar bu yola diyeyim bilmiyorum ama ayaklarınıza, yüreğinize, kalbinize sağlık. İyi ki varsınız. Bu bizim size yapabileceğimiz en küçük teşekkür. İnşallah en yakın zamanda daha çoğunuzla, hepinizle karşılıklı gelmek dileğiyle hem adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem misafirlerimize hem de sevgili izleyicilerimize. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Ne kanıtlamak istiyorsan kanıtla, senden korkan senin gibi olsun. Semih gibi bir erkek, Nur gibi bir kadınla olmayacak. Bu ilişkide bir gün bitecek, bir gün bitecek. Bir daha bu konu açılırsa seninle ciddi manada aram açılacak. Eserin duygularıyla oynama, ona yazık etme, ona yazık etme. Sanma ki herkes bu evde kalıcı, bir gün sen de gideceksin, sen de gideceksin. Senin bizim ilişkimize zarar vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Mehtap'a da zarar vereceksin, zarar vereceksin. Geldiğimden beri beni yazıyorsun. Next Max yapıyorsun ya bana. Alsan Next, alsan Next. Sure.